78 kişi gözaltına alındı. Hemen şimdi operasyonun da ayrıntıları için haberci arkadaşım Fatma Er'e dönüyorum. Fatma, neler aktaracaksın? Önemli bir operasyon, notlar sende. Uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik çok önemli ve başarılı bir operasyon yapıldı ve Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi. Operasyona Anadolu ismi verildi ve bu kapsamda 102 şüphelilerden 78'i 92 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti ve 78'i gözaltına alındı. Hemen operasyonun detaylarından bahsedelim. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ortak bir çalışma başlatıldı ve kaçak kazı yapıp koleksiyonerler ve toplayıcılar aracılığıyla topladıkları tarihi eserleri yurt dışına kaçıran suç örgütleri tespit edildi. Bunlar Amerika ve Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkede tarihi eserleri satışa çıkardıkları tespit edildi. Örgütün tarihi eserleri kuryeler aracılığıyla Amerika ve Avrupa'ya kaçırdığı tespit edildiğini söylemiştik. İşte bu tespitin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan özel bir ekip oluşturuldu ve ekipler Amerika ve Avrupa'daki 9 müzayede salonundaki katalogları tek tek inceledi ve Türkiye'den de 52 kaçak tarihi eserin bu kataloglarda satışa çıkarıldığı tespit edildi. İşte bu söz konusu müzayede evleri tarafından örgüt üyelerinin hesaplarına tarihi eserlerin satış bedeli olarak mevcut kur üzerinden yaklaşık 26 milyon lira değerinde döviz gönderildiği de yine tespitler arasında. Müzayede evlerindeki bazı satışların sahte sahiplik belgeleri üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi. İşte bu kapsamda Adana merkezli 30 ilde bir operasyon yapıldı ve 108 adrese yapılan operasyonda 78 zanlı gözaltına alındı ve bu operasyonlar kapsamında da yaklaşık 15 bin tarihi eser ele geçirildi ve operasyonlar şu anda devam ediyor. Uluslararası çapta bir operasyon olduğunu söylemiştik. Bu kapsamda da 4 ayrı ülkede bir operasyon yapıldı. Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'da operasyonlar yapılmıştı ve bu operasyonlarda da 4122 tarihi eser ele geçirilmişti ve operasyon şu anda devam ediyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.